Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, artık sevapları alma zamanına yaklaşıyorsunuz. Mükafatları almak, bayramı hak etmek, Ramazan-ı Şerif oruçlarını, teravihlerini bitirip fitreleri de vermek lazım. Onu da iyi düşünün. Fitre mutlaka bayram namazından evvel fakirlere, yeni doğmuş çocuk da olsa bebek, dünya alemine çıktıktan sonra onun da fitresi verilmesi gerekiyor. Herhalde 7-8 lira bir şeydir en azı. Bu sene tam ben de şey edemedim. Fakat 7-7,5 liraydı geçen sene. Pek de o kadar bir değişiklik olmadı. Efendim, buğdaya göre, hurmaya göre değişiyor. Ama 7-8 lira verilse en az fakire, yaratılış parası. Fıtra, fıtra, fıtrat yaratılış demek. Yani Allah seni yarattı, var etti, yoktan var etti. Bundan dolayı bir fakire vermek lazım. Ama kendinde muhtaçsan zaten o zaman fitre alırsın. Yani o zaman sen al. Yok durumun varsa verecek, ver. Bir fakir bul, muhtaç bul. Akrabadan, efendim, mahalleden, komşudan fitrelerde verilerek böylece bayram namazına gidilecek, bayram gecesine kavuşulacak inşallah. Şimdi bu mübarek gece, geçen dünden bir hadis-i şerif kaldı. Ramazan-ı Şerif'le alakalıydı. Fakat Ramazan-ı Şerif'de artık son dakikalarını efendim geçiriyoruz. Ondan dolayı gerçi o hadis-i şerifi bitirelim. Bir mümin Ramazan'da gece namaz niyetiyle kalkarsa فَاِذَا قَامَ بِنِيَّتِ الصَّلَاةِ يَدْعُوا لَهُ الْفِرَاشِ yatağı ona dua der. اللّٰهُمَا اَطِيلْ فُرُشَ الْمَرْفُعَ فِي الْجَنَّةِ Ya Rabbi ona cennette yüksek döşekler nasip eyle. Elbisesini giyerken elbise dua eder. اللّٰهُمَا اَطِيلْ حُلَلَ الْجَنَّةِ Ya Rabbi ona cennetteki ipekleri nasip eyle. Ayakkabısını giyerken nalini dua eder. Allahümme sebbit kademeyi ala sırat. Ya Rabbi ayaklarını sırat köprüsünde sabit eyle. Cehenneme düşürme, kaydırma. Bardağı çanağı alırken içeceği çanak, yani sahurluk dua eder. Allahümme eskîm ekvâbil cenn. Ya Rabbi ona cennet kaselerinden içir. Ve idâette vada abdest aldığı zaman yedû le ulma su ona dua eder. Allah, şu Ramazan'daki berekete bak, şimdi neler kaçırmışız. Geriye dönük tabii pişmanlık çekmenin faydası yok. İnşallah kaçırmamışız. Hep abdest aldık, namaz kıldık elhamdülillah. Allah'ım tahhiru mine zünub bel hataya. Ya Rabbi bu kulunu günahlardan, hatalardan tertemiz eyle. Ondan sonra teheccüd namazına, abdest şükrü namazına durduğu zaman durduğu ev dua eder. Allah'ım nevvir lehtev. Ya Rabbi mezarını nurlandır. Ve vesiali kabrehu kabrini geniş eyle. Ve zid rahmetehu rahmetini ona öldüğü zaman. Öldüğü zaman rahmetini ona ziyade eyle. Allah Teala ona rahmetiyle nazar eder. Şu mübarek iftar saatinde de artık son gecede değil. Son gece dün geceydi. Şimdi artık bayram gecesine giriliyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif bitiyor. Bittiği zaman İslam'da gece önce olduğu için Şevval ayının hilali girmiş oluyor. Ramazan-ı Şerif bitmiş oluyor bu akşam ezanı ile beraber. Şevval ayının hilali görmüş oluyor. Şevval'in hilali görünmesi ne demek? Yani bayram gecesi demektir ki bayram gecesinin çok fazileti var. İbadetle iyiyasın. Ya hoca efendi, teravihler yeni bitti. Açan kurtulduk dedik. Sen şimdi bayram gecesinin ibadetleri, bir ibadet bitmeyecek mi ya? Mübarek yemek yemek bitiyor mu? İçmek bitiyor mu? Uyumak bitiyor mu? Keyif bitiyor mu? Yok. Allah'ın nimetleri bitiyor mu? Yok. İbadet niye bitsin? İbadet ruhun gıdasıdır. Niye bitsin? Sen niye ibadetten zorlanıyorsun, darlanıyorsun ya? Allah'ın dostları Helmi Mezit çağırıyor. Daha ibadet yok mu ya? Şimdi bitti, Ramazan bitiyor. Ne var? 6 günler orucu var. Yapma ya. Farz değil. Vacip değil. İstersen. İstersen ama bizim millet o sahabenin dediği gibi vallahi ne bir fazla yaparım ne bir eksik yaparım dedi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünde durursa cennete girdi buyurdu. Farzları tam yapsa cennete girer. Ama bu kadar mükafat var mesela. Ne buyuruyor? Men sâme Ramazan, her kim Ramazan ayında oruç tutarsa sümme etba'u sitten min Şevval, sonra Şevval ayından 6 gün tutarsa, bayramda değil, bayramda ye iç, baklava, helva, badem, devam.
Bayram işte. Bayramın meselesi önemli. Allah Teala da öyle mübarek. Bazı evliyaullah var her gün oruç tutacak. Onlara da diyor ki bayram bugün. Tutmanız caiz değil. Yiyin bakalım şimdi. Allah dengeyi sağlıyor. Ama mübarekler bayram biter bitmez başlarlar ha. Öyle de mübarek veliler var. 6 gün Şevval'den tutarız. Ama hemen peşine şart değil. 6 günün peş peşe olması da şart değil. Şevval ayı bitene kadar, yani şu anda tabii tam denk geldi. Ama şu olabilir. Ağustos 31 çeker. Şey Ramazan'da öyle yoktur. Dolayısıyla gökteki aylar hiç zaman 31 çekmez. Bu itibarla ne olur? Yani ama genel anlamıyla Eylül ayı Şevval ayıdır. Yani baştan falan bir gün oynayabilecek. Çünkü Şevval hemen başlar. Bayram lan bir gün oynasa mühim değil. Siz Şevval ayını takvime bakarsınız. Şevval ayı çıkana kadar 6 gün tutarsınız. 6 gün tutarsan ne gibi olur? Kâne kesavmi dehri kulli. Bütün sene oruç tutmuş gibi olur. Neden? Men câbil haseneti felû aşru emsâliye. Bir hasene yapana, iyi amel yapana ne var? 10 misli sevap var. Bire 10'dan 30 gün ne eder? Öyle Bektaşi gibi 1'e 10'dan 3 gün tutup da 30 hesaplayıp da mübarek Ramazan'ı tuttum deme. Niye 3 gün tuttum nasıl olsa 1'e 10 diyor. Ya o 1'e 10 fazlalık nafile olarak borçlar düşmez ondan. Ne kadar aleyhine uyanık adamsın ya. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 bunlar nafile katlamalardır. Bunlar ne değildir? Orucun, günün aslından değildir. Rekatın aslında iyi o zaman bir rekat kıldın, bire ondan 10 rekat say. Olur mu öyle şey? Ama nafile katlamalarda sevabın fazileti çok. Ahirette bazı şeylerin eksik olsa, gedik olsa etimmu nevafilekum febiatukemmelu feraizukum. Nafilelerinizi de tamam yapın ki farzlarınızda eksik kalırsa nafileleriniz de tamamlanacak, ikmal edilecek buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nafile lazım. Fazla mal göz çıkartmıyor. Fazla namaz, oruç göz mü çıkarıyor? Ama borcu ödemez. Şimdi 30 günü tuttun ya. 30 günü tuttuğun için şimdi 1'e 10'dan işler nafilede. 1'e 10'dan ne eder? 300. 6 günde ne eder? 360. Sene kaç gün? 355. Kameri ol. Öbür türlü güneş senesi 365. Her halükarda ne olur? 6 günde peşinden tutan 1'e 10'dan 360 gün tutmuş olur. Bütün seneyi oruçlu geçirmiş olur. Bitmiyor bak. Ama yarın değil. Yarın yiyin için. Şeker yiyin, dağıtın falan mı? Şeker bayramı demeyin. Mübarek bayramın adı İslam'da fıtır bayramıdır. Fitreden gelir. Fitredi fitra. Fıtır. Hep aynı kökten gelir. Fıtır bayramıdır. Ya hocam ben fıtır falan taimayı zor konuşuyorum. Onun için Ramazan bayramı de. Şeker bayramı deme bu. Şeker bayramı işi çok hafife indiriyor yani. Hepten basit bir şey manasında gül. Halbuki yarınki mübarek bayram sabahında neler olacak neler olacak. Bayram sabahında ne tecelliler olacak, ne mağfiretler olacak. Allah Teala meleklerini şahit kılacak. Bütün meleklerini dolduracak bayram namazında. Kullar için istiğfar ettirecek. Şu mübarek gecede, bu bayram gecesinde, bayram sabahında. Herkese affedecek toptan. Veğferulûn fî âhirî. Son gece toptan aff var. Dediler ya Resulallah. Son gece Kadir gecesi mi? Niye bu kadar çok af var? Buyurdu ki la son gece Kadir gecesi değil ama velakinnel amile innema yuveffe acrav idâ kaza amele. İşçi parasını ne zaman alır? İşini bitirdiği zaman alır. Onun için bunlar da orucu, teravihi bitirdi. Mükafatları mağfiret olsun. Onlara rızamı helal edeceğim. Şimdi bayram namazında insanlar toplanır. Camiler, büyük camiler olsa kadınlar, çocuklar da gidebilir. Fakat şimdi erkekler sığmıyor. Onun için çoğu camilerde mümkün değil. Kadınlar gitse sokakta kalır, yer olmaz. Bayram namazında çok doluyor. Rabbim meleklerini topluyor, meleklerine soruyor. Ma cezaul ecir idaka ve amele. İşçi işini bitirdiği zaman karşılığı ne olur diyor. Melekler de şaşırıyor. Ya Rabbel alemin. Entü tüvefiyu Entü efeu fazlake. Lütfun fazlı keremin bilir. Ne kadar istersen verirsin. Biz sana ne diyelim, ne sınır tayin edelim. Biz ne bilelim ya Rab. Sen verirsin ya Rab. Allah Teala buyuruyor. Ey benim meleklerim. İşhedü ya melaketi. Ey benim meleklerim şahit olun. Enni kad gafertü lehum. Bu bayram namazına gelenler tabi ama Ramazan tutmamış bayrama gelmiş.
Oruç tutmamış, teravih kılmamış, bayramlık giymiş. Ya bu bayram kime bayram kardeşim? Namaz kılan, oruç tutana bayram. Bu önüne gelene bayram değil ki. Bu İslami bayram, dini bayram. Allah'tan haberi olanların bayramı. Dostların bayramı. Sen de onlara tabi ol. Onlara uy, onlara benze. Öbür türlü zaten bayram var. Deli her gün bayram. Git başka bayram yap. Madem ki bu bayramı kutluyorsun, o zaman adam gibi kutlayacaksın. Namazla, abdestle, zikirle. Olur mu öyle şey? Bak meleklere soruyor. Ne vereyim bunlara ben? Mevla Teala. Melekler cevap veriyor. Evet. Ey meleklerim, ben sizi şahit ederim. قَدْ جَعَلْتُ سَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِمْ رِضَاءَ مَغْفِرَتِي Ramazan ayında tuttukları orucun ve kıldıkları teravihlerin karşılığı sevap olarak ben rızamı ve mağfiretimi helal ettim. Ne demek bunun anlamı ne demek? Yani günahlarını bağışladım, sildim. Bir de onlara hoşnutluğumu lütfettim. Onlara ebedi kızmayacağımı bildiriyorum. Ve cennet, cennet rıza mahallidir. Cennete Allah'ın razı olmadıkları giremez. Rızamı onlara helal ettim. Bundan büyük bir şey olur mu? Bayram, işte bayram bu. Sana bu buyurulduysa, senin hakkında bu nida geldiyse, sen bayram edebilirsin. Öbür türlü hoca efendi bir nida duyduğumuz yok, nasıl yapacağız? O zaman hüsnü zannederiz. Rabbim bize de lütfetmiştir. Bu kadar insanla beraber herkese affedip de bizi mi mahrum edecek, herkese verip de bize mi esirgeyecek? Allah'ım lütfu kerem sahibidir diye hüsnü zan ederiz. Ve yekûlü, on sonra Rabbim buyur, ibadî, ey benim kullarım, selûnî, bayram namazında isteyin benden ne isterseniz. Ne işler olacak görüyor musun? Bunun çıkışı da mübarek, acayip bir çıkış. Selûnî fe ve izzetî ve celâli, izzim, celalim, ululuğum, heybetim hakkı için. Lâ tes'elûnil yevme şeyen fî cem'ikum li âhiretikum. Bugün bu bayram namazı için bir araya gelişiniz ve toplantınızda benden ahiretiniz için ne isterseniz illa ataytukum, mutlaka size verdim. Verdim gitti. Onun için bayram namazında hakikaten iyi bir duaya asılalım, sarılalım. Birbirini de unutmayalım. Suriye'yi, Libya'yı unutmayalım. Afganistan'ı unutmayalım. Çeçenistan, Doğu Türkistan'ı unutmayalım. Afrika'daki açları unutmayalım. Fakirleri unutmayalım. Dua. Çok dua edelim Müslüman kardeşlerimiz için. Ahiretimiz için. Cennetini isteyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini isteyelim. Rızasını isteyelim. Firdevs cennetini isteyelim. Ahiret için. Ve lâ li dünyâkum. Dünyanız için de benden ne isterseniz illâ nefartü lekum. Hepsini veririm demiyor. Neden? Bazen dünya için istediklerin senin aleyhine de olabilir. Adam ne diyor? Ya Rabbi bana illa çocuk ver. Uşak ver. Yani oğlan. Ya vermiyor Allah. Ya Rabbi illa ver. Vermiyor illa ver. Tamam sen dua et. Ama razı gel. Sen istiyorsun. Hep bu kadar dua ettin mi kabul olunmaz. Allah Teala buyuruyor ki dünyanız için bir şey isterseniz hemen veririm buyurmuyor. Bakarım sizin lehinize ise veririm. İyiliğinize ise veririm. Hayrınıza olanı veririm. Şerrinize olanı vermem. Ama bu dua olmasaydı iyi kötü her şeyi verirdi. Ama bu dua olunca ne oluyor? Dünyada Rabbena atina fid dünya hasene. Dünyada bana güzel şeyler ver. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de güzel şeyler ver. Çocuk sana zararlı olacaksa, seni yoldan çıkartacaksa, günah sokacaksa, Allah vermiyorsa şükret. Zenginlik istiyorsun, istiyorsun, istiyorsun. Salebe gibi. Ondan sonra zengin oldu, cami cemaati terk etti. Belki sana fakirlik yarar. Ne biliyorsun? İlla ısrarla isteme. Rabbinden ısrarla iste ama hayırlısını iste. Adam ne diyor biliyor musun? Ya çocuğun şerlisi mi olur? Oğlan versin de ne verirse versin. Ya hayırlısını iste. Hayırlı değilse ne vermesin? Fakirim, hakirim, zor durumlardayım. Allah bana mal versin, mülk versin, zenginlik versin. Tamam. Ya Rabbi hayırlı mal ver, hayırlı zenginlik, hayırlı afiyet. Bazı hastalık yarar adama. Bazı sağlam olmak bozar adamı. Ya bazı da hastalık bozar adamı, sağlamlık yarar adama. Herkesin durumu farklı. Rabbim ne buyuruyor? Hadis-i Kutsi'de İnne min ibadî, benim öyle kullarım var ki men lâ yusluhu îmânehu illel fakru. Onun imanına ancak fakirlik uygun gelir. Fakir olursa Müslüman kalır, zengin olursa gavur olur. Velev egneytu lefsedehu zâlik. Zengin etsem onu bozar o. Zenginlik bozar onu. Namaz, abdest, cemaat bırakır gider. Başlar jet sosyetelerine takılma.
Ve inne min ibadî men lâ asluhu îmânû illel gînâ. Benim öyle kulum var ki ona zenginlik yakışır. Yani imanına zenginlik uyar. Ve le efkârtû lefsedû zâlik. Onu da fakir etsen fakirlik bozar onu. Niye sabredemez, tahammül edemez, rıza gösteremez. Zengin olsa zekat verir, hayır yapar, şunu bunu yapar. Fakir etsem onu kalkar dinden çıkar. Ve inne min ibadî men lâ yasluhu îmânû illel merazû. Ve lev eshahtuhu lefsedû zâlik. Mümin kullarımdan öylesi var ki imanına ancak hastalık yarar, yaraşır. Onu sağlam etsem sağlık onu bozar. Ben de herhalde hastalık yakışan kullardanım ki beni hiç bir türlü sağlam etmedi kurban olduğum. Ben de hamd ediyorum. Neden? Sağlam olup da azıp kuduracağıma ondan sonra hasta ediyor. Beni ikide bir dersimi veriyor, haddimi bildiriyor. Ondan sonra otur aşağı. E demek ki bana da hastalık yaraşıyor ki. Hastalık verdi bana. Hamd etmem lazım. Sağlam etsem bozulur diyor. 17-18 yaşından beri hastayız. Elhamdülillah. Hem de müzmin hastalıklar, ağır hastalıklar ama. Elhamdülillah. İmanımıza uygun geliyor, ibadetimize uygun geliyor. Elhamdülillah denk düşüyor baksana. Bir sıkıntı yok. Ve inne min ibadiyel müminin. Benim mümin kullarımdan men öylesi var ki. La asluhu imanehu. Onun imanına elverişli olmaz. İlle sıhhatü. Ancak sağlık yaraşır. Ve lev emraz tu lefsedü zâlik. Onu da hasta etsem beni mi buldu? Nereden geldi bilmem ne. Gavur olur, itiraz eder. Allah'ın rıza, kazasına rıza göstermez olur. İnni üdebbiru umura ibadi bi ilmi bi kulubihim. Ben kullarımın işlerini, kalplerini, niyetlerini, mazilerini, geçmişlerini, geleceklerini, hallerini, müstakbellerini, istikballerini bildiğim için ona göre yönetiyorum. İnni bi ibadi habirun basir. Ben kullarımın dışını da hakkıyla görüyorum, içini de hakkıyla biliyorum. Kurban oldum Allah'ım. Sen en iyisini yaparsın. Hikmetinden sual olmaz Allah. Bak dünyanız için bayram sabahında ne isterseniz mutlaka sizin için nazar ederim. Yani iyiliğinize olana bakarım. İyiyse veririm. Ondan sonra ya kötüyse de ver. Deme öyle. Deme öyle. Niceleri dedi öyle. Sonra bir çocuk geldi onu mahvetti. Başına bela oldu. Halılarını sattı. Kilimlerini çaldı. Adam da ona lanet etti. Öyle öldü gitti. Çocuğu da hakkını haram etti. Ne lazımdı öyle çocuk şimdi? Niceleri zenginlik istedi. Ondan sonra malı mülkü arttı. Cami cemaati sohbeti vaazı terk etti. Ondan sonra ehli sünnet insanlarla muhabbeti, ilişkiyi kesti. Şimdi kim bilir ne alemde bulabilirsen arada bul. Helak oldu gitti. Niceleri. Hayırlısın işte ya. Onun için bayram sabahında dünyanız için ne isterseniz iyiliğiniz için olana bakarım. Yoksa siz kendi lehinize olan şeyi bilmezsiniz. Adam ister ki ben daha yakışıklı olsaydım nasıl olurdu? Öbürü der ki ben erkek olsaydım. Kadın der erkek olsaydım. Erkek kadın olsa öbürü. Ya Allah'ın seni yarattığı şekilden, sana verdiğinden daha hayırlısı senin için yok. El hayratu fil vaki. Olanda hayır var. Sana bu verildi demek bu hayırlı senin için. Sen daha kötüsünü ne düşmemek için Rabbim sana bunu verdi. Sen niye bu? Kendi kendine tercihler, seçimler yapmak kalkıyorsun ya. Ve izzeti ululuğum, izzim, celalim hakkı için. Lesturanne aleykum aseratikum ma ara kaptumuni. Siz benim sınırlarımı gözledikçe, hududumu gözetledikçe, emirlerimi, yasaklarımı saydıkça, Ramazan, oruç, ibadet, farz, vacip, haram, helal, sınırlarımı gözetledikçe bütün zellelerinizi, ayak kayıntılarınızı, günahlarınızı, hatalarınızı yemin ediyorum örteceğim, kapatacağım, sileceğim. Ve izzeti la uhzikum ve la aftahukum beyne yedi ashabil hududi. İzzim celalim hakkı için. Ben sizi rezil etmeyeceğim, rusvay etmeyeceğim, büyük günah sahiplerinin arasına koymayacağım. Dost düşman huzurunda adam rezil olacak. Katilin eline vermişler bir sancak. Hâde âisü min rahmetillah. Bu adam Allah'ın rahmetinden ümitsizdir diye katil olduğu anlaşılıyor. Faiz yiyenler saralı gibi düşüyor kalkıyor. Bütün millet diyor ki bunlar faiz yemiş. Sıkıntı var. Ama bayram namazında Ramazan'ı kılanlar, tutanlar, teravihleri, bayram namazına gelenler, ben sizi dost düşman huzurunda, büyük günahkarlar huzurunda sizi yerleştirip de rezil etmeyeceğim, rüsva etmeyeceğim. Sizin de günahlarınız vardır ama
Ben onlara açığa vermeyeceğim. İnsarifu mağfuran lekum. Aff olarak kalkın. Bu namazdan aff olarak dönün. Kad radaytumuni ve radaytu ankum. Siz beni razı ettiniz. Ben sizden hoşnut oldum. Fetefrahul melâiketu ve testebşiru. Bima atallahu adil ümmete izâ aftaru. Min Ramazan. Melekler de mübarek. Öyle sevinirler, öyle ferahlanırlar ki Allah Ramazan orucunu bitirdiklerinde, fıtır bayramı yaptıkları zaman bu ümmete ne kadar mükafatlar ve sevaplar ve dereceler ve mağfiretler lütfettiği için melekler bayram eder. Melekler de bizim affı olmamıza o kadar seviniyor ki. Melekler bizim affımızı o kadar istiyor ki. Görülmemiş bir şey. Evet. Onun için şimdi çok mübarek bir gece geliyor. Bayram gecesi geliyor. Son iftar açılacak. Ondan sonra bayram gecesine geçilecek. Bu mübarek gecede de çok ibadetler, zikirler, taatler yapılırsa Rabbim Tebareke ve Teala çok büyük mükafatlar ihsan edecek. Şimdi abdi Rabbim nida diyor. Mübarek gecelerde, bayram gecelerinde minket dua yalvarmak senden ve minnel icabe kabul etmek benden ve minket sual istemek senden ve minnen neval vermek bizden ve minkel istiğfar af istemek senden ve minnel gufran affetmek bizden. Ne duruyoruz? Ne duracağız? Niye boş duruyoruz? Dualarımız mutlaka kabul olacak. Şimdi bayram gecelerinin fazileti hakkında bazı hadis-i şerifler size rivayet edeyim. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Bu hadis İbn-i Mace'de de geçer. Men ahya leyleteyl aydeyni lem yemut kalbu yevme temutul kulub. İki bayram gecesini kim ibadetle ihya ederse kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmeyecek. Şimdi iki bayram gecesi dedim. Biri Ramazan-ı Şerif bayram gecesidir, yani bu gece. Biri de Kurban-ı Şerif bayram gecesidir. O Zilhicce ayının 9'unu ona bağlayan gece. Allah'ım ona da kavuştursun. İbadetle ihya ne demek? Yatsıyı cemaatle kılan, sabah namazında cemaatle kılan. Bak etmeyin, bayram namazına saati kuruyorsunuz. Çok geç kalkıp gidiyorsunuz. Bayram namazına yetişiyorsunuz ama sabah namazını kaçırıyorsunuz. Evde de kılsanız iyi değil. Cemaatsiz kılınan namaz noksandır. Cemaatle kılınan 27 derece. Bir rivayet 25 derece. Cemaatsiz kılınan 1 derece. Yani camiye yakın olan ezan duyanın namazı camide olur. Başka yerde olmaz. Ha, yani borcu düşmez anlamında konuşmuyorum. Fazileti olmaz. La salate li caril mescid illa fil mescid. Mutlaka sabah namazın cemaate gitmek lazım. Yatsıyı cemaatle kılan yarı geceye kadar ibadetle geçirmiş sayılır. Sabah namazında cemaatle kılan bütün geceyi ibadetle geçirmiş sayılır. Bu bir. Ondan sonra teheccüd namazına kalkılabilse çok iyi olur. Yani her akşam gece yemeğe kalkıyordunuz ya sahura. Yemeğe kalkıyordunuz, bu gecede namaza kalkın. Teheccüd namazına kalkılsa iyi olur. Yasin-i Şerif okunur, salavat-ı şerif okunur, kaza namazları kılınır. İstiğfarlar edilir, ibadetle bu gece ihya edilir. İki bayram gecesini kim ibadetle geçirirse kalbi ölmeyecek. Kalplerin öldüğü gün ne demek? Son nefesteki dehşet ve panik anı. Azrail aleyhisselam yardımcı meleklerle beraber üzerine çullanmış. Yardımcı melekler tırnaklarından beri canını çekmeye başlamış aşağıdan doğru soğuma beden. İblis gelmiş başına. İmanını almak için. Adam komada, çok harareti var, susuz. Dünyaya ile irtibatı yok. Komada olduğu için öbür boyuta geçmiş. Berzak alemi tarafına geçmiş. İblis diyor ki elinde bir bardak suyla gelmiş. Efendim bana secde et. Kafanla olsun bana itaat ettiğini bildir. Bu suyu dökeceğim ağzından. Adam zaten yanındakilere komada olduğu için su verin mu verin diyemiyor. Yanındakiler de bardaktan su verirsek ağzına hepten boğarız, erken öldürürüz diye ne yapıyorlar? Pamuğu suya batırıyorlar dudaklarına böyle pamukla. Muhtazırların yani ihtizar halinde ölmek üzere olanların yanında bulunanlar bilirler bunu. Buralarına böyle pamuk sürerler. Ağız çok kurumuş olduğu için onun biraz hararetini gidermez. Ama boğazdan aşağı bir su geçiremezler. Zaten adam nefes alamıyor, şey edemiyor. Son nefes yaklaşmış. İblis gelir. Bazı velilere de geldi. Hatta bazıları vefat ederken oturur veya yandan sola doğru tükürür.
o sola doğru tükürme, iblisi kovma muamelesidir. İblisi sen görmüyorsun orada. O yanında adamın duruyorsun, adam nelerle uğraşıyor. Canının derdine düşmüş, bir yandan iblis geliyor. Bir yandan da Muhammed Mustafa geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. O gelirse iblis kaçar. Nur geldi mi nar kaçar. Nar ateş. İblis ateştendir. Resulullah nurdur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah geldi mi iblis kaçar. Mesele Resulullah'ın gelmesi için sünnetine ittiba etmek lazım. Ümmetinden olmak lazım. Yoluna uymak lazım. Çok salavat-ı şerif okumak lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Çok salavat-ı şerif okuyan adamın birisi çok günahkardı. Hacca gidiyordu oğluyla beraber. Tam bir yere geldiler, kafile istirahat ederken babası pat diye öldü. Üzerini kapattılar. Fakat bir süre sonra oğlu baktı, tabii o artık o sıcakta yolda kafile götüremez, gömecekler. Öyle çok oluyordu hac yolculuklarında, ölen öldüğü yerde gömülüyor. Ne yapacaksın, nasıl taşıyacaksın o sıcakta? Baktı ki suratı böyle maymuna gibi bir hayvan şekline döndü. Çocuk çok üzüldü, perişan oldu. Babası da yeni tevbe etmişti, hacca gidiyordu. Yolda da öldü, bu vaziyette de öldü. Şimdi çünkü sureti dönünce de namazını kılalım mı, kılmayalım mı, şimdi sıkıntı. Ağlaya ağlaya babasının başında böyle biraz durdu, daldı. Bir de baktı, o arada nur yüzlü bir zat çıktı geldi. Açtı babasının yüzünü, elini ona sıvadı, babasının yüzü de nurlandı ve eski insan kılığına döndü. Ondan sonra o zat döndü geri giderken, bu oğlu peşine düştü. Dedi, efendim siz kimsiniz? Bu babam bu hale düştü. Bu yüzden ben çok üzgünüm. Siz geldiniz, onu eski haline çevirdiniz. Dedi ki, ben Muhammed Mustafa'yım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu senin baban faiz yerdi. Faiz işi yaptığı için çok büyük günahkar idi. Fakat bana da salavatı ihmal etmezdi. Her dakika bana bir salavat getirdi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Ben vefalıyım dedi. Ben onu son zamanda yalnız bırakamazdım. Onun için geldim, şefaat hakkımı kullandım. Hadi babanızı rahatlıkla gömebilirsiniz. Onun için salavat-ı şerifenin çok önemi var. Bu oruçlar, namazlar, salavatlar ölürken, kabirde, mahşerde, gelecek hepimize, güzel suretlere bürünecek, gelecek. Bize şefaat edecek, salih amellerimiz şefaat edecek. وَبْتَغُوا اِلَيْلْ vesile. Sizi Allah'a kavuşturacak vesile arayın. İşte vesile, bir vesile de salih amellerdir. Bu ibadetlerimiz, zikirlerimiz hep Allah'a ulaşmamız için vesilelerdir. Bu bayram gecesini ihya, bayram sabahı namazına idrak, bunlar nedir? Boşuna mıdır bunlar? Hep bizi kazandırmak için. Şimdi kalplerin öldüğü gün, iki bayram gecesini ibadetle geçiren, kalplerin öldüğü gün kalbi ölmeyecek. Ne demek bu? İşte ne zaman Ezrail aleyhisselam üzerine geldi, canını almaya başladı, kalp bütün bildiklerini unuttu, akıldan bütün her şey silindi. Molla Cami Hazretleri buyuruyor ki, 104 kitabı ezbere bilse adam, eğer kalbinde zikir yerleşmemişse, Allah'ın zikriyle çok meşgul olmamışsa, son nefeste bütün bildiği ilimler, kitaplar hafızadan silinir, Allah muhafaza, Allah bile diyemeden ölür. Onun için zikri kalbe yerleştirmek lazım. Dilden kalbe indirmek lazım. Mürşidi kamil bulmak lazım. Allah dostunun eteğinden tutmak lazım. Zikri ehlinden öğrenmek lazım. En kolay iş makarna yapmaktır. Bir çuval makarna versen bana, hamur ederim, veririm sana. Neden? Bilmiyorum da ondan. Onu da ne yapacaksın? Hanımdan öğreneceksin makarna nasıl yapılır diye. En kolay iş ama yapamıyorum işte. Bir yumurta kırmamışım bugüne kadar. Kırarım, perişan ederim olsa, yakarım, dibini tuttururum. Kimse yiyemez. Fes'elü ehle zikri in kuntum la te'alemun. Bilmiyorsanız zikir ehlinden sorun. Bilenlerden sorun, alimlerden sorun. Fıkıhçılardan sor, tefsiri müfessirden sor, hadisi muhaddisten sor. Zikrin yolunu mürşidi kamile sor, velilere sor, Allah dostlarını bul. Nerede bulacağım? Her aradığın efendim şeyi buluyorsun. Dünya, ahiret, ne ararsan buluyorsun. Cehennemi bile buluyorsun dünyada. Cehennemin en dibine gidecek kadar işleri buluyorsun. Niye zikri bulmuyorsun, zikir ehlini bulmuyorsun? Zikir şart. İşte son nefeste kalp ölür. Ne demek kalp ölür? Bunalır. Yani bunalıma girer. Bunalıma girince, çünkü bu ne demek ya, ruh bedenden ayrılıyor. Bir daha gelmemek üzere, ancak mahşer günü geri gelmek üzere. Yani bu bir uyku gibi değil ki bu.
Yüzlerce belki binlerce sene yatan var. Bak biz ne kadar yatacağız kıyamete kadar. Bir daha ruhumuz bedene gelmeden kalacağız. Ruh tamamen irtibatı kesiyor. Pılını pırtını toplayıp çıkılıyor, çekiyor kendi. Bu zor bir şey. Onun için kalp ölür. Bir sıkılır, bir bunalır. Ne yapacağım, ne edeceğim derken iman nuru sönmeye durur. Günahlar da o arada biner. Dünyada yaptığı günahlar üst üste karanlık bulutlar halinde kümelenir. Gelir kalbi sarar. Bir de iblis gelir. Sen zaten hararetten ölmüşsün. Bir bardak suyla sen dünyadakilerle konuşamıyorsun artık. Öbür boyuta geçtin. Gelir sen bana bir secde et. Sen dersin nasıl secde edeceğim? Kafamı kıpırdatamıyorum ya. Ne, ayağa kalkamıyorum ki. Komadayım. Olsun kalbinden de bana itaat etsen olur. Adamı imansız etmek için. Bak bu suyu boğazından dökeceğim. Sen de hararetten. Çokları o durumda imanını kaybeder. Ama neden? Dünya hayatında kötü ameller işlemiş de ondan. Yoksa iyi adama sonunda gelip iblis bu oyunu yapabilir mi? İşte onun için günahlar kafirliğin postasıdır. Küçük günah devam büyük günah çeker, büyük günah devam kafirliğe çeker. Niçin söylüyoruz bunları? Son nefeste tehlike var diye söylüyoruz. En büyük evliya bile korkmuş, alimler korkmuş. Son nefeste hüsnü hatimeleri için, sonlarının güzel olması için, iman selameti nasip olması için hep dua istemişler birbirinden, gelenden gidenden. Niye onlar güvenmemişler, rahat etmemişler de? Bizim gibi günahkarlar nasıl rahat edebiliyoruz da son nefesimiz garantiymiş gibi? Onun için iki bayram gecesi bari onları ibadetle ihya edelim de kalplerimiz ölmesin, iman nurumuz sönmesin. İşte herkesin kalbi öleceği, ölüm telaşesiyle ruh bedenden çıkarken, çekilirken bunalıma gireceği, şehadet kelimesini unutacağı. Buyurun bir daha okuyalım. Ramazan çıkmadan şöyle bir şehadeti çoğaltın, istiğfarı çoğaltın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bir de kelime-i tevhid buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları çok zikredelim ki yerleşsin. Yerleşirse ölürken de kalpten çıkmaz. İki bayram gecesini ibadetle geçir. Yani illa uyuma demek değil. Uyu, dinlen, bir miktarında zikret. Yatsıyı sabahı cemaatle kıl. Mutlaka iman selameti nasip olacak. Ölmeden kelime-i şehadet Allah'ım okutacak. Dilin Allah'ın zikriyle ıslak olarak kurumadan ruhun çıkacak. Efdalul amal, amellerin en üstünü entemute ve lisan karatmun min zikrillah. Sen ölürken dilin Allah'ın zikriyle ıslak olmasıdır. Dilimizi Allah kurutmasın. Tükürük bezlerimizi devamlı çalıştırsın ama zikriyle çalıştırsın. Şehadetle, tesbihle, tevhid kelimeleriyle tatlı tatlı, kolay kolay, panik yapmadan, bunalmadan. Öyle ne insanlar var? Ya Üsküdar'da bir nene vardı, bizim çocukluğumuzda vefat etmişti de Mahmud Efendi Hazretleri'nin ihvanından yanında olanlar anlattılar. Ölürken ne dedi biliyor musunuz? Ne diyerek gitti? Kaddimuni, kaddimuni. Çabuk götürün beni, çabuk götürün. Komada çabuk götürün beni diye diye gitti ya. Şimdi bunun la ilahe illallah demedi. Bu la ilahe illallah desene oğlum demesene oğlum. Bu hala hayatında hep la ilahe illallah dedi. Zaten komaya girdi. Komaya girince de ağzından ne çıktı? Çabuk götürün beni, çabuk götürün. Kaddimuni, kaddimuni. Sen de öyle ezberleyip de numaralar yapma kaddimuni diyerekten. O makama gelirsen, Ezra Aleyhisselam'ı cennet müjdesiyle görürsen o zaman kaddimuni diyecek. Yoksa kaddimuni, çabuk götürün beni yerime. Yerin cehennemse de oraya götürün demek olur. Nerenin adamısın, nereliksin, neliksin yani dedi ya Laz'ın dedi, neliktir dedi yani. Sen nerenin adamısın da ne diyorsun? Efendim, şu iki bayram gecesini ibadetle ihya edene söz veriyor hadis-i şerif, kalbi ölmeyecek. Nuru sönmeyecek. Hiç duydunuz mu böyle bayram gecesi hakkında bir şey de? Yok hocam biz Ramazan bitti, bayram ne yaparsanız yapın dediler ya. Öyle bir şey yok. Bakın, hamsü leyalin la turaddu fînnet dâve. Duaların geri çevrilmediği beş gece var diyor hadis-i şerifte. Bu beş geceden ikisi de yine ne biliyor musunuz? Beş geceden, hiç dua reddi olmadığı beş geceden biri diyelim en azından, şu mübarek önümüzdeki gecedir, bayram gecesi. مَنَحْيَ الْلَيَالِيَ الْخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ Beş geceyi ibadetle geçirene cennet vacip olur, kesin girecek. İyi ben hep yatayım, beş gece ibadet edeyim.
Zaten öyle hep yatana 5 gece ibadet nasip olmaz. O devamlı ibadet edene 5 gece de nasip oluyor. Öbürlerinin ne haberi var bu hadislerde? 5 gece ibadetle geçirene cennet kesin. Yine o 5 geceden biri hangisidir biliyor musunuz? Şu mübarek önümüzdeki Ramazan bayramı gecesi. Şimdi birazdan gireceğimiz gece. Akşam ezanıyla gece giriyor. Görüyor musunuz ya? Ne acayip geceymiş. Hiç bize dememişler. Anlatmamışlar hocalar. Bunları duyuruyorum size ben. Bu hadis-i şerifleri gizleyemeyiz. Mutlaka amel edelim. Salih amel işleyelim. Makbul dualar müstecem dua. Bayram gecesi ya. Bu işte bu bayramın insanların kendi uydurdukları bayramlardan farkını fark ettiniz mi? İnsanların uydurduğu bayramlarda ne var? Mutsuzluk, huzursuzluk, gam kasavet, bilmem. Sevgililer günü, bilmem neler günü, uydurmuşlar bir şeyler. Toplanıyorlar, gidiyorlar, oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar, kavga edip çıkıyorlar. Ama Allah'ın bayramlarında ne var? Allah'ın günlerinde, gecelerinde ne var? Mağfiret var, rıza var, cennet var, cemalullah var. Bütün günah yüklerinden azat var, hafiflenmek var, beraat almak var. Onun için bayramımız dostların bayramına ilhak olsun için hemen şu saatleri de istiğfar edelim, zikirler yapalım. Son günümüzde ya mu'tikar rikab, ey boyunları cehennemden azat eden Allah, zikrimizi 100 kere okuyalım. En az 70 kere estağfirullah. Ya Rabbi af istiyorum, bağışla beni, ört kapat gizli işlerimi ya Rabbel alemin, beni dost düşman huzurunda rezil rüsvay etme Allah'ım diye dua edelim. Ve mübarek geceyi hemen gireceğiz, 4 gözle bekleyelim. Hemen akşam namazımızı cemaatle, cemaatsiz kılmayalım, cemaatle idrak edelim. Yatsı namazını da mutlaka cemaatle kılalım. Mümkünse büyük cemaatlere gidelim, camilere gidelim. Evlerde cemaat yapılsa da büyük cemaatlara ilhak olalım. Mağfiret çok olur. 2 kişiyle de kılınsa cemaattır. El-İslam fema fevkuhuma cemaat. 2 kişi ve daha üzeri cemaat sevabı alır. Bir insan hanımıyla da kılsa, hanımıyla da cemaat yapsa cemaat sevabını alır. Ama fema kethiru fehabbu ilallah azze ve cel. Sayı ne kadar çok olursa Allah'a daha sevgili olur. Niçin Mekke'de, Medine'de en fazla sevap 1000 kat, 10.000 kat, 100.000 kat. Yani 10.000, 100.000 kişilerle birlikte kılıyorsun. Bir de o var yani. Haremlerin bereketi ayrı. Bir de cemaatin çokluğu meselesi de var. O cemaatları da, o kalabalığı da hiçbir yerde bulamazsın. Hiçbir camide yok. Onun için Allah'a daha sevgili ibadet. Onun için mutlaka namazlarla ihya edelim şu mübarek bayram gecelerini. Kurban bayramını da bekliyoruz inşallah. 2 bayram gecesini ibadetle ihya edelim. Ondan sonra efendim gece bir miktar uyuduktan sonra teheccüd namazında kalkalım. Kalkamadıksa sabah namazından evvel mutlaka kalkalım. Abdestimiz mümkünse guslümüzü alalım. Gusül abdesti alalım. En temiz ve en güzel elbiselerimiz İslam'a uygun olsun, bol olsun, dar olmasın, şekil belli etmesin. Bayramlıklarımızı giyinelim. Ondan sonra efendim oruçlu olmadığımız bayram günü oruçlu olmayacağımızın bir ifadesi ve göstergesi olmak üzere biraz tatlı yiyelim. Yani hurma gibi bir şey ağzımıza alalım. Bayram namazına çıkmadan evvel ki ne olsun? Oruçla niyet etmediğimiz belli olsun. Bayram günü oruç yok ifadesi olsun. Ondan sonra erkeklerimiz tabii ki sabah namazının cemaatine çıkalım. Sabah namazını işte evde kılın falan neyse o zaman bayram namazı cemaatine çıkalım. Ama mümkünse mutlaka sabah namazını cemaatle kılalım. Çıkarken yolda tekbirler okuyalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bunu içimizden okuyalım. Bağıra bağıra okurup da milleti de rahatsız etmeyelim. Konu komşu da kapıda ne oluyor be falan demesin. Zilitçe'de Kurban Bayramı'nda sesli okunarak camiye gidiliyor. Ramazan Bayramı'nda sessiz okunarak camiye gidiyor. Ama Rabbim ne buyuruyor? وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ Ben size Ramazan'ı farz ettim. Orucu farz ettim. Hasta olanlarınız iyileşirse güne gün tutsun. Yoksa fidye versin. Seferi yolcu olanlarınıza farz etmedim. Yoldan dönsün, güne gün tutsun, yine gününün sayısını doldursun. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ İddeti tamamlayın, sayıyı doldurun diye. Elhamdülillah sayıyı doldurdunuz.
وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ Allah size Ramazan'ı öğretti, teravih bildirdi, Kadir gecesini buldurdu, bayram gecesine kavuşturdu, bayram namazına kavuşturdu. Allah size helalları öğretti, haramları öğretti, cennet yollarını öğretti, cehennem yollarını gösterdi. Sizi ebedi felaketlerden kurtardı, ebedi saadetlere namzet eyledi. Bu hidayetinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz. Büyük tutasınız. Allahu Ekber, en büyük Allah'tır. Allah'tan büyük bir şey yoktur diyesiniz. Yani onun için bayram sabahında, bayram namazına giderken tekbir getiriliyor. Bu ayeti kerimede Zeyyinu e'yâdekum bit tekbir. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, bayramlarınızı tekbirle süsleyiniz. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bu zikirlerle, bu tekbirlerle, bu tevhidlerle, bu hamdü senalarla bayramlarınızı zinetlendiriniz, taçlandırınız, süsleyiniz. Onun için namaza giderken böylece tekbir okuyarak gidersiniz inşallah. Yolda çıktığınızda, evden çıktığınızda sizi melekler karşılayacak. Şimdi bir hadis-i şerifte bayram gecesi ve bayram sabahı hakkında uzun bir hadis-i şerifin bu husustaki bölümünden size rivayet ediyorum. Abdullah İbni Abbas Efendimiz radıyallahu anhümadan rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. فَاِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ Ramazan bayram gecesi olduğu zaman, yani birazdan سُمِّيَتْ تِلْكَ الْلَيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ O gecenin melekler nezdindeki adı nedir? Caize gecesidir. Caize, hediye, ikram, bol bahşiş gecesidir. Şimdi bu gecenin adı ikramiye gecesi. فَاِذَا كَانَتْ غَدَاتُ الْفِطْرِ Bayram sabahı olduğu zaman بَعْثَ الْمَلَائِكَةِ ف۪ي كُلِّ بِلَادِ Allah Teala gökteki bütün melekleri bütün şehirlere yayar. Bütün şehirlere melekleri gönderir. فَيَحْبِطُونَ اِلَى الْاَرْضِ Müslümanların bulunduğu, bayram namazı kılındığı, bayram namazına çıkacakların bulunduğu şehirlere melekler giderler. Avrupa'da da var, Amerika'da da var, Rusya'da da var. Her yerde Müslüman var, bayram namazları kılınıyor. Oralara, her yerlere melekleri gönderir. فَيَحْبِطُونَ اِلَى الْاَرْضِ Melekler dünyaya inerler. فَيَقُومُونَ عَلَى اَفَّائِ السُّكَكِ Sokakların yani başlarını tutarlar. Hangi sokaktan bir Müslüman çıkıyor bayram namazına, sabah namazına, bayram sabahı sabah namazına çıkıyorsa, melekler onu istikbal ederler, karşılarlar. فَيُنَادُونَ بِسَوْتٍ Öyle bir gür sesle, kuvvetli sesle nida ederler ki, يَسْمَعُ مَنْ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah'ın yarattığı bütün mahlukat duyar. Yahu denizin dibindeki 10 bin metre, 15 bin metre dibindeki balık duyuyor da illel inse vel cinne, insanlarla cinler duyamaz. Niye? Çünkü insanlarla cinler de bu kadar büyük sesli nida ediyorsa gavur kalmaz. O zaman imtihan olmaz. Bu İslamiyet'in hak olduğu meydana çıkar. Onun için Rabbim ne yapıyor? İmtihan ediyor. Kullarına gayba imanı arz ediyor. Gayba imanı teklif ediyor. Yani gördükten sonra, işittikten sonra herkes inanır. Sen görmeden inanıyor musun bakalım? Rabbim ona itibar ediyor. Ölü de bağırıyor tabuta konduğu zaman. Kimisi çabuk götürün beni diye bağırıyor, cenneti görüyor. Kimisi ya ve ilahine tezzebune biha. Vay benim halime, nereye götürüyorsunuz bu tabutu, cenazeyi diye bağırıyor. Kimse duymuyor. Ama hayvanlar duyuyor. Yesme'u savteha kulüşe, savteha kulüşe. Onun sesini her şey duyuyor. İllel insan, bir tek insan duyuyor. Asıl insan duyması lazım ama Rabbim imtihan olsun diye insana duyurtmuyor. Velev sema'u sayka. İnsan onu duysa bayılıp düşecek. Onun için Rabbim duyurtmuyor. Şimdi bayram sabahındaki meleklerin nidası, hayvanlar, atlar, merkepler, ben seni diyorum, kuşlar, ormandakiler hepsi. Ha, ne kadar uzakta ormanlar var. Ya balıklar denizin dibinden duyuyor. İnsanlar, cinler sokakta meleğin yanından geçiyor, görmüyor, duymuyor. Ama biz görmüşten ve duymuştan daha kuvvetli bir şekilde iman ediyoruz ve itikad ediyoruz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez, boş konuşmaz, ve mâ yıntıku anil hevâ, kafadan atmaz, keyfine göre rastgele söz konuşmaz, in huve illâ vahyün.
onun söylediği ve bildirdiği, haber verdiği her şey vahidir ki yuha kendisine bildiriliyor. İşte biz o hadis-i şeriflere inandığımıza göre yarın sabah namaza çıkarken de bu nidayı duyacağız. Kalbimizin kulağıyla dinleyeceğiz, iman kulağıyla kulak vereceğiz. Çünkü biz Müslümanız. Elhamdülillah. Fekulun. O melekler nida ederler. Ne diye nida ederler? Ya ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kıymetli ümmeti, uhrucu, çıkın. Nereye? Efendim Medine Kapı Camisi'ne, Sultanahmet Camisi'ne, Süleymaniye. Öyle değil. Oraya görünüşte o camiye gidiyorsun. Esasında hakikatte ve manevi cihette kimin huzuruna çıkıyorsun? İlâ Rabbin Kerim. Çok kerem sahibi, çok cömert, çok lütufkar olan Rabbinin huzuruna çıkıyorsun. Bayram namazı neymiş? Mevla'nın huzurunda toplanmakmış. Bayram namazında buluşmak neymiş? Kerem sahibi, yüce Rabbimizin huzurunda toplanmak. Yani bayram namazı çok büyük ama işte bu beş vakti kılmayanlar bayramı da çok kılıyorlar. Bir şey de diyemiyorum. Yani yine bir secde ediyorlar, bir Allah-u Ekber diyorlar. Dolayısıyla gitsinler, kılsınlar ama ömrü hayatı boyunca bayram namazı kılsalar iki rekat sabah namazının farzına değmez ve ödemez. Katır trilyonlar nafile sadaka hayır hasene yapsa bir kuruşluk zekat farz olan zekat borcunu ödemez. Bütün sene oruç tutsa Ramazan'daki bir günlük orucu ödemez. Ne olacak ya? Şimdi hanım kardeşlerden tabii oruçlarını hayız ve nifas dolayısıyla tutamamış olanlar var. Namaz da kılamamış. Namaz sorulmaz, namaz düşüyor. Ama oruç borç olarak zimmetlerinde kalıyor. Bir daha seneye kadar tutmaları lazım. Zaten en fazla olsa 10 günden yukarısı hayız sayılmaz. Yani oruca mani olan en fazla 10 gündür. Bunu da senenin 350 küsur gün içerisinde tutmak lazım. Bazıları bir bakıyorsun 5 senelik, 10 senelik geçen senelerden kalma efendim oruç borçları birikmiş. Hala tutmuyorlar mübarek insan. Bu sefer oldu 1 aylık, 2 aylık borç. Ne zaman tutacaksın bunu şimdi? Bir senede 10 günü bile tutamayan adam 5-10 sene birleşirse nasıl tutacaksın? E ben hastayım tutamıyorum. Ramazan orucu da tutamıyorum. E zaten Ramazan orucu tutamıyorsan fidye vereceksin. Amma ve lakin sen efendim eğer ki Ramazan orucu tuttuysan bu oruçların kazaya kalıyor. Mutlaka bakın bunu son olarak söylemiş olayım. Bu Ramazan'dan oruç borcu olan yani sefere gitmiş yolcu diye veya hastalanmış hasta diye veya kadın hayız ve nifas diye tutamamış. Yani Allah ona sormayacak. Ama güne gün tutmaları lazım. Bir daha sene Ramazan geldiğinde eğer geçen seneden bir gün bile kalırsa önümüzdeki sene Ramazan'dan hiçbiri kabul olmaz. Bu sefer de geriden tutamaz çünkü mecbur o günleri tutması gerekiyor. Geri kaza edemez Ramazan girdi mi. Bir gün diyor geçen senenin borcu kalsa diyor önümüzde gelecek sene Ramazan'ı kabul değil diyor. Onun için lütfen bu arada da bir daha seneye kadar da borcu kalmasın kimsenin. Bunları temizleyelim. Defteri hesabı temizleyelim. Ve böylece bayram sabahına çıkalım. Yutul cezil ve afu aniden bil azim. Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri bol bahşişler ikram eden büyük günahları affeden kerem sahibi Rabbinizin huzuruna çıkın diye melekler nida eder. Yarın sabah Allah'ım hepimizin kalp kulaklarımıza işittirsin. Bayram namazında bütün muratlarımızı hasıl eylesin. Hayırlı muratlarımıza nail eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Allah'ım fazl-ı keremiyle şu mübarek son iftarda cümlemizi affeylesin, mağfiret eylesin, azat eylesin, yardımımıza yetişsin, elimizden tutsun, bizi bize bırakmasın. Sevdiklerimizle bu dualara Rabbim ilhak eylesin. Allah'ımız fazl-ı keremiyle Rabbimiz bayram gecelerini ibadetle ihya edebilmeyi bize nasip eylesin. Tembellikten, gevşeklikten bizi muhafaza eylesin. Rabbim ya Rabbim uyku halini, gevşekliği bizden gider ya Rabbi. Bu mübarek gecede müstecap dualar bize nasip eyle ya Rabbi. Bayram gecesini dostlarının bayramlarına ilhak eyle ya Rabbi. Sabaha da dostların gibi bayram etmek nasip eyle ya Rabbi. Yeni giyinmekle değil, iyi arabalara binmekle değil, azabından emin olmakla bize bayram ettir ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin günahları hataları bırakmakla, cennetine cemaline kavuşmakla bayram etmemizi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Fazl-ı kereminle dostların nasıl bayram ettiyse,
Bayrama nasıl kavuştuysa bizi de öyle kavuştur ya Erhamer Rahimin. Tekrar seneye Ramazan'a bize kavuştur. Mübarek Ramazan'ı bizden hoşnut ve şefaatçi eyle. Hayırlı şahit ve şefi eyle. Günahlarımızdan geç ya Rabbel Alemin. Fazl-ı kereminle muamele eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme. Teslimen kethiren velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin diyen dilleri Rabbim nar-ı cehiminden azad eyleye. Amin.